Türk kültürüne olan ilgisi televizyon dizileriyle başladı. Ardından bir akrabasının önerisiyle Astana'daki Yunus Emre Enstitüsü'nün Türkçe kurslarına katıldı. Türk kültürü ve diline ilgisi daha da büyüdü. Böylece genç Kazak ressam Nazarke Kemal Beyava, İstanbul'daki Sultanahmet Camii ve Kapadokya'daki peri bacaları gibi Türkiye'nin tarihi ve turistik mekanlarını tuvallerine taşımaya başladı. Genç ressamın bu çalışmaları Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği ile Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin destekleriyle kişisel resim sergisine dönüştü. Kazakistanlıların gözünde Türkiye konulu sergi başkent Astana'daki Han Çadırı'nda açıldı. Serginin açılışında Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezi bünyesinde çalışan Türk dans kursunun minik folklorcuları bir gösteri sundu. Törene Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık'la Kazakistan Senatosu üyesi Sarsenbay Ensegenov ve çok sayıda davetli katıldı. Nazerke'nin eserleri Türkiye'nin tarihi, doğal güzelliklerini, kültürünü yansıtan güzel bir seçki. Onlara bakınca hem sanatçının gözündeki Türkiye imajını, hem Kazak halkının, kardeş Kazak halkının Türkiye sevgisini bu resimler aracılığıyla görmüş bulunuyoruz. Hem de bunu hem sizin gibi medya temsilcileri vasıtasıyla hem de buraya gelen ziyaretçiler aracılığıyla diğer dostlarımıza iletmiş bulunuyoruz. Bu şekilde gençler yılına katkıda bulunmuş olmaktan kıvanç duyuyoruz. Birbirinden görkemli tarihi ve turistik mekanları resimleyen Nazarke Kemal Beyava, Türkiye'yi hiç görmeden yapmış tablolarını. Gelecekte kendi tuvallerini taşıdığı Kapadokya, İstanbul ve Pamukkale'yi görebilmeyi arzuluyor. Bence çoğu insanlar Kapadokya'yı görmek istiyor. Ben de gökyüzünden Kapadokya'yı, bütün bu Kapadokya'yı görmek istiyorum. İstanbul'un boğazına da gitmek istiyorum. Yani Pamukkale de var. Şimdi bu resimleri yaparak Türkiye'yi daha iyi anladım, öğrendim. O yüzden hayallerim çok. Yaklaşık 40'a yakın eserin yer aldığı Kazakistanlıların gözünde Türkiye sergisi 3 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.